1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti sosyal medyada büyük tartışmalara neden oldu. Köprü ücreti sosyal medya kullanıcıları tarafından yüksek bulundu. Temeli 18 Mart 2017'de atılan ve hizmete 18 Mart 2022'de girmesi beklenen köprü hakkında en çok merak edilenlerden biri de geçiş ücretinin ne kadar olacağıydı. Feribotla 30 dakikada geçilen ancak bekleme süresi ve hava durumuna göre çoğu zaman saatler süren Çanakkale Boğazı'ndan geçiş süresi 6 dakikaya indirecek köprünün geçiş ücretiyle ilgili ilk açıklama geldi. Konuyla ilgili Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu NTV'ye açıklamalarda bulundu. Köprünün geçişinde belirlenecek fiyatı gemi tarifesiyle geçişle kıyaslayan Bakan Kara İsmailoğlu, burada biliyorsunuz mevcut geçiş feribotlarla ve gemiyle sağlanıyor ve 30 dakikanın üzerinde bir geçiş süresi var. Ama gemiye bindikten sonra tabii oradaki bekleme kuyrukları var. Hele hava bozuk olduğu zaman çoğu zaman buranın havası rüzgarlı ve sisli olduğu için gemiler kalkmıyor. Bekliyorlar sözlerini kullandı. Kara İsmailoğlu, bunun yanında köprü açıldığı zaman köprünün geçiş ücreti 15 avro olacaktır. Havanın güllük gülistanlık olduğunu düşündüğünüz bir günde 30 dakika, burada trafiğin ve kuyruğun olmadığı bir günde 30 dakika ama saatler süren yolculuklar. Bunu Çanakkale'yi ve bölgeyi kullanan vatandaşlarımız iyi bilirler. Köprü bittikten sonra 6 dakikada geçecekler ifadelerini kullandı.